Necit Hocam, mikrofonu size arz ediyoruz. Başlangıçta Estağfurullah. buyurun, bize neler dertleşmeden önce neler anlatacaksınız, neler söyleyeceksiniz, onları dinleyelim. Belki chat bölümünden dertleşme konusu ya da elini kaldıran olursa, dertleşmeye konular çıkarsa onlarla Evet. devam ederiz. Sizde birikmiş olan dertleşmelerin konusu vardır. Belki bir girizgah yaparsınız. Mikrofonu size arz ediyorum. Estağfurullah. Hasbihalde daha önceden sorulmuş veya o anda sorulan sorulara ben biraz çalışarak cevap veriyorum. Hasbihal biraz daha akademik ve hazırlanarak anlattığım daha çok sohbetler. Dertleşme ise herkes konuşabilir, derdini anlatabilir. Derman bilen onun dermanlarını söyler ve ben hazırlanmadan, doğaçlama, yani sünnihat kabilinden o anda aklımıza gelen birikimlerimizle mezcederek onları anlatıyorum. Onun için hasbihal ayrı ama dertleşme çok daha farklı bir şeydir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amin. Çok değerli, faziletli kardeşlerim, saygıdeğer büyüklerim. Ayda bir defa yaptığımız bu dertleşme programı derdimizi anlatma değil, dertleşme karşılıklı. Birisi derdini anlatacak, diğeri de onun derdine ortak olacak veya derman olmaya çalışacak. İşte bu program biraz daha aktif, biraz daha canlı böyle bir program. Fakir de bu programa girerken daha çok dertle alakalı bir ön söz mesabesinde bazı tespitlerimi paylaşmaya çalışıyorum. Bugün de yine dertle alakalı bir faslı huzurlarınıza getirerek mevzuya hem bir ısınmış olacağız hem de bir girizgah olacak inşallah. Niyaz-ı Mısri'nin meşhur bir sözü vardır. Üstad da bunu çok kullanır. Derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Bürhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Uzunca daha devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselam'dan mervi olan dualardan bir tanesi de Cevşenül Kebir'de de var bu. Değişik hocamızın dua kitaplarında da var. Cenab-ı Hak ölüm ve yaşlılık, bu iki dert hariç her derdin dermanını yaratmıştır. Likülli dain ve devain temel bir peygamberi ölçüdür. Eğer hastalığın dermanı yok, hasta iken estağfurullah, yaşlılığın dermanı yok, yaşlı iken gelen hastalıkların da dermanı yok. Bir de ölümün dermanı yoktur. Şimdilik insanlar bunu bulamamış. Ama onun dışında bütün dertlerin dermanı, devası vardır. Onun için başımıza ferdi olarak, ailevi olarak, böyle cemaat halinde şu anda başımıza gelen hiç beklemediğimiz korkunç bela ve musibetler var, dertler var. Aslında bunların da dermanı vardır. Ve bunların dermanı dert içerisindedir. Dert içinde derman vardır. Bağışlayın, bir insana köpek, kuduz köpeği ısırınca kuduz aşısı yaparlar. Kuduz aşısı nedir? Kuduz olmuş bir hayvanın veya köpeğin beynidir. Yani kuduzdur o. Kuduz aşısı ondan yapılmış. Kuduz köpeği ısırınca da aşı yapıyorlar. Yani aynı dert içerisinde onun dermanı vardır. Seriyyus Sakati Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin huzuruna çıkmış. Bakmış ki kenarda bir mürit baygın yatıyor. Seri demiş ki ya Cüneyt bu niye bayıldı? Demiş valla bir ayet okudum
Adam demiş bayıldı, kalbi dayanamadı, bayıldı. Ne kadar başka ayetler okuduysam ayıltamadım demiş. Demiş sen hangi ayeti okuduğun zaman o bayıldıysa yine aynı ayeti oku, ayılacaktır demiş. O da aynı ayeti okudum bayıldı, bir de aynı ayeti okursam bu defa ölür diye korkarmış. Onu bayıltan aynı ayeti okuyunca adam yine kendine gelmiş. Derman arardım kendime, derdim bana derman imiş. Bu defa Cüneyt sormuş, ya Seri demiş, bunu nereden buldun demiş, bunu Sure-i Yusuf'tan buldum. Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlu Yusuf'un gömleğini yüzüne süre, vah Yusuf'um, ah Yusuf'um diyerek o kanlı gömleğini, gözü ama oldu. Aradan takriben 120 sene geçti ve tekrar Yusuf Aleyhisselam abileriyle, kardeşleriyle gömleğini babasına gönderdi. Babam bu gömleği sürsün, yine gözü açılacak. Yusuf'un gömleğini gözüne sürünce gözü ama oldu. Yine Yusuf'un gömleğini gözüne sürünce gözü açıldı. Derman arardım kendime, derdim bana derman imiş. Bugün bu dertler nelerden dolayı bizim başımıza geldi ise aynı şeyleri daha çok ve daha ciddi yaptığımız zaman onlardan derman bulacağız. Derdimizi inkar ederek değil, cepheden kaçarak değil, ya ben öyle değildim aslında yanlış anlaşıldı filan deyip itirafçılıkla değil, iftira ile hiç değil. Nelerden dolayı başımıza böyle dertler geldi ise aynı şeyleri daha mükemmel yapmak suretiyle derdin içinde kendi dertlerimize inşallah derman bulacağız. Bunun üstünde aslında genişçe konferansvari durmak lazım diye inanıyorum. Bütün bunları Üstad Hazretleri farklı bir cümlede özetlemiş. Mektubatın arkasındaki hakikat çekirdeklerinden hem bir vecize aktarayım bu mevzu ile alakalı. Hem de onu da derman arardım derdime, derdim bana derman imiş manası ile de mezcetmek istiyorum. Üstad aynı zamanda bir ayetin de tefsirini yapar mahiyette ifade etmiştir. Ezberleyin, çaresi bulunan şeyde aczen, çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerektir. Tekrar ediyorum, çaresi bulunan şeyde aczen, çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerekir. Cezaa, lüzumsuz, faydasız bağırıp çağırmak. İnnel insane hulika helu'a ve izâ messehu şerru cezû'a. Ayet iki tane. İnnel insane hulika helu'a ve izâ messehu şer. İnsanın başına bir bela, bir musibet, bir dert geldiği zamanda ve izâ messehu şerru cezua, o defada bağırır çağırır böyle, başkalarına hakaret eder vesaire. İnsanın böyle yapmaması lazım geldiğine ayette dikkat çekiyor. Biz de bugün bağırıp çağırıyoruz filana hakaret, filanları suçluyoruz, abiler şöyle yaptı filan, böyle dedi, şundan oldu. Bunların bu dermana, bu derde derman olmasında hiçbir faydası yoktur. Onun için bağırıp çağırmanın bir faydası yoktur. Derman arıyorsanız derdinize, çaresi olan şeylerde acze yapışmayacaksınız. Miskin miskin oturmayalım. Bu derdimizi bertaraf etmenin, derman bulmanın çaresi nelerse, onları madde be madde ele alalım. Hem sebepler yönüyle neler yapacağız, kendimize bakan yönüyle nelerle meşgul olacağız, nasıl davranacağız ve aynı zamanda kader-i ilahi açısından veya Cenab-ı Hak'la bütünleşmek için neler yapacağız, onları bir bir tespit edip çaresi varsa böyle aciz aciz
acuze-i şemta gibi oturmanın da bir manası yok. Çaresi bulunan şeyde aczen, çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerektir. Evet, ölümden, yaşlılıktan ve yaşlı iken gelen hastalıklardan başka her derdin mutlaka bir dermanı vardır. Bu dertlerimizin de dermanı vardır. İnşallah bizler sebeplerine tevessül edecek. Hem fiili olarak hem de kavli dua olarak bağırıp çağırmanın bir manası yok. Gayet olgun, vakur bir şekilde bu dertlerimize derman bulmaya çalışacağız. Bu dertleşme programında bir de böyle bir dert ve derman bağlantısı içinde önemli bir hususa kısaca temas edeyim, dikkat çekeyim istedim. Zaten bunlar heyetimizin malumatları dahilindedir. Ama lafı güzaf olsun diye bir de fakir tarafından bu kısaca anlatılmış oldu. Şimdi böyle bir ısınma hareketinden sonra artık... Devam edelim hocam, bu ısınma hareketine devam edelim. Çarelerimizi, aklınıza gelen çarelerimizi de böyle bir madde madde sıralarsanız hemen. Tabii siz hazırlanmışsınızdır daha önceden ama. Hazırlanmadım. Sadece bu sorulardan, daha önceki sorulardan da hatırlayacaksınız. Birçok aslında dertleri sorular içerisinde cevapladınız siz soru cevap programlarında. Kısa bir özet şeklinde geçsek üzerinden nasıl olur hocam? Çarelerimiz şunlardır diye böyle madde madde ilk aklınıza gelenleri paylaşsak. Soru yok. Önce reali temasında kısa kısa birkaç madde söyleyeyim ama süratlice belki bir 50-60 madde sayabilirim de.